İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. İşte bu sözlerin ardından başladı tartışma. Ankara Barosu'nun Diyanet'e verdiği tepki eleştirilere neden oldu. Baro hakkında soruşturma başladı. Bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Nisan'da Cuma hutbesi konuşmasında İslam'ın zinayı haram kabul ettiğini belirtti. Erbaş, İslam eşcinselliği de lanetliyor dedi. Bu açıklamanın ardından Ankara Barosu'ndan sert bir tepki geldi. Kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma karşılığında maaş alan Ali Erbaş'ın LGBT, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen görevde kalması durumunda sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Baro'nun Erbaş'a yönelik sözlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılama suçundan Baro hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Ankara Barosu'na hükümet cephesinden de sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Baro'yu kınadıklarını açıkladı. İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız hakkında Ankara Barosu'nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Ali Erbaş hocamıza sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs diye hitap ederek güya değerlerin zamana bağlı olarak kıymet sahibi olacağına inanan bir kafa her şey olur ama hukukçu olmaz. Sayın Ali Erbaş'ın ifade ettiği hususlarla ilgili bir nefret suçu teşhisi koymak en hafif tabirle hukuki cehalettir. Bu topraklarda her sesten, her kökten, her inanıştan insan yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşamış ve yaşamaya devam edecektir. Ali Erbaş hocamızın hitabında bu birlikteliğe kasteden hiçbir iması ve beyanı yoktur.